Cennette bir sınır olursa orası cennet olmaz. Cennet demek sınırsız demek. Dolayısıyla orada bir sınır yok, sınırlama yok. Kul ne isterse onu yapacak orada. Oradaki o makam farkı nasıl oluyor peki hocam? Makam farkı var. O cennet ehlinin Allah'ı, işte o da, bu da burada dünyada kazanılıyor. Dünyadayken Allah'ı bilmede hangi makama çıktıysa kul, o makamla ahirete göç eder. Ben mesela inşallah nasip olur, yani cennete gideriz inşallah. Ben sürekli Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde olmak istiyorum. Ama onun makamı en yüce makam. Ben belki ortalardayım, en alttayım. Yani bu nasıl olacak hocam peki yani? Cennet ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görecek. Ama Resulullah Efendimiz'in, bak şimdi şöyle anlayalım. Sen de görürsün, öteki de görür, belki de görür. Ali de görür, Veli de görür. Ali'nin mertebesi Veli'nin mertebesinden yüksekse, ikisi de Resulullah Efendimiz'in yanında olmasına rağmen Ali Resulullah Efendimiz'in yanında olmaktan daha büyük zevk alır. İşte makam farkı bu. Yani aynı anda Resulullah Efendimiz'i görse de veya nimet olarak cennetteki nimete, ikimiz, üçümüz, beşimiz, Allah nasip etsin, hepimiz cennette girenlerden olalım. O cennete girildiğinde oturup ortaya karpuz gelse karpuz yesek, şeftali gelse şeftali yesek. Evet, görünüşte aynı şeftali yiyeceğiz. Fakat her birimiz o şeftaliden ya da yediğimiz karpuzdan farklı zevk alacağız. Algıda bu neye göre? Yani. Algıda fark. Bulunduğumuz mertebeye göre işte. Yani mertebesi kimin yüksekse o daha büyük lezzet alacak. Fakat aşağıdaki mertebede olan kendinden yukarıdaki mertebede olanın yüksek zevk aldığını bilmeyecek. Bilirse mutsuz olur. Cennet mutsuzluk yeri değil. O da zannedecek ya öteki de benim aldığım gibi zevk alıyor. Bilmeyecek. Herkes kendi nimetiyle mutlu olacak. Aynen öyle. Yani doyum gibi biri bir kaşık yedi doydu, biri bir tabak yedi, biri bir tencere yedi. Evet. Onun gibi farklı. Aynen öyle tabii. Herkes. Zevkler farklılaşıyor. Yani görünüşte, zahirde aynı şeyleri yese içse de zevkleri farklılaşacak. Aynı şekilde işte Allah'ı bilmede de öyle. Dünya hayatında Allah'ı bilmede ne kadar mertebede yukarı çıktıysa insan, ahirette de cennet hayatındaki o ebedi yaşantıda o zevklerle zevk alacak. Yani düşünün, iki tane insan, Allah'ı bilmede zirve yapmış bir insanın cennet yaşantısını, ebedi yaşantıdaki aldığı zevkler, anca cennete girebilmiş bir insanın Allah'ı bilmedeki aldığı zevk bir değil. Olamaz. Zaten olsa adaletsizlik olur. Olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın hani bilgileri nispetince tecelli etmesi yani. Tabii, herkesin bilgisi nispetince, mertebesine göre tecelli etmesi. Bu meseleyi de böyle tefekkür edelim. Korumayı da öyle açmış olduk inşallah.